Sayın seyirciler, iyi günler. Bugün 17 Temmuz 2020. Bugünkü konumuz Çin'in tokat yedikçe daha mülayim, daha uslu olacağı konusunda birkaç çok önemli bir hikayeyle size anlatacağım. Önce verilerini vereceğim, ondan sonra bir hikaye anlatacağım. Bu hafta bir hafta içinde her gün Amerika Çin'e ambargo üzerine ambargo, yaptırım üzerine yaptırım uyguluyor. Hiç nefes aldırmıyor Çin'e. Hatta dün 92 milyon Çin Komünist Parti üyesinin ABD'ni ziyaret, yani seyahat etmesine yasak getirecek bir haber gündeme geldi. Bugün ise Çin Komünist Partisi'nin üst düzey Xi Jinping dahil 25 siyasi büro üyesine yasak, yaptırım geleceği haberi gene Amerika medyası da ortaya çıktı. Böyle bir durumda Çin'i ta Güney Çin Denizi'nden, Doğu Türkistan'dan, Hong Kong'dan, her yerden Çin'e vurmaya başlayan ABD'ye Çin ne yaptı? Dün bir gün içinde 522 bin ton soya fasulyesi aldı. Bir gün içinde. Yani Chicago'dan bildiriyor Reuters. Yani bir günde bu kadar çok soya fasulyesi aldı. Dün yine bilinmeyen bir el 351 bin ton soya fasulyesi aldığını yazıyor Reuters. Bu da ismini açıklamayan Çin'in aldığı, bir Çin şirketinin aldığını belirtiyor. Yani geçen hafta 9 Temmuz'a kadar bir hafta içinde Çin ABD'den 1 milyon 370 bin ton buğday aldı. Yani Çin'in dün açıkladığı rapora göre Çin geçen cumadan düne kadar, yani perşembe kadar bir hafta içinde 1 milyon 40 bin ton soya fasulyesi aldı ABD'den ve 323 bin 739 ton buğday aldı geçen bir hafta içinde. 3 milyon 259 bin ton mısır aldı geçen bir hafta içinde Amerika'dan. Bu Çin'in açıkladığı rapor. Bakın, Çin çok direniyordu. Yani 15 Ocak'ta bu sene Washington'da İki taraf ticaret anlaşmasına imza attı. Ama Çin direndi, almadı. Aslında ilk etapta 36 milyar 500 milyon dolar değerinde tarım ürünleri alacak. Ancak 6 milyar dolarlık tarım ürünleri aldı. Ondan sonra direndi. Almadı. Almayacağız dedi. Ne yapacaksın? Almayacağız diye kabadayılık yaptı. Şimdi yaptırımlar geldi. Arka arkadan bomba gibi geldi. Çin hemen teslim oldu. Bu kadar çok miktarda tarım ürünlerini aldı. Bir hafta içinde. Bu Çin'in karakterini bize gösteriyor. Mesela Doğu Türkistan halkı çok aciz. Elinde silah yok. Kendini koruma imkanı yok ama toplu katliam yapıyor. Tibetliler çok aciz. Elinde silah yok. Kendini koruma imkanı yok. Devletinin bu azınlıklarını, yani bu yerli halklarını koruyacak kanunu bile yok. Onların kanunu hep bu halkları yok etme, ortadan kaldırma, soykırım yapma,
üzerine kurulmuş. Acizli böyle vuruyor, korkutuyor, sındırıyor. Ama güçlünün karşısında tokat yedi mi böyle mülayim oluyor, uslu oluyor. Bunun tarihten çok önemli bir örnek vereyim. Mançur Hanedanlığı zamanında İngiltere Çin'le ticaret yapıyordu. Yani İngiltere'nin Hindistan'daki şirketleri Çin'den çay alıyordu, ipek alıyordu. Çünkü İngiliz kadınlar Çin'in ipeklerine bayılıyordu. İngilizler Çin çaylarına bağımlıydı. Ve karşılığında hep altın veriyordu, gümüş veriyordu, Çin'in hazinesini dolduruyordu altın ve gümüşle. Büyük Britanya'nın kralı 3. Josh Çin'le bir diplomatik ilişki kurmayı düşündü. Ve 1791'de 700 kişilik dev bir diplomasi ve ticaret karavanını hazırladı. Çin'i göndermek için. Onun başına çok deneyimli bir diplomat olan Lord MacCartney'i koydu ve Çin'e gönderdi. Haziran 1793'te İngiltere'den denize açılan bu dev büyük kervan 11 ay sonra Mançur Hanedanı'nın payitahtı olan Pekin'e geldi. Yasak sarayı girdi ve Mançur Hanedanı Çenlong'la görüşmek istedi. Getirdiği tüm hediyeleri Çenlong'a takdim etmek istedi. Ama saraydaki yöneticiler hayır dedi. Sen böyle giremezsin. Padişahın, hani kralın önüne. Bu elbiselerini, yani bu ecnebi elbiselerini çıkartacaksın. Mançurların giydiği şu uzun elbiseni giyeceksin. Başına onların takıyasını takacaksın. Ve biz beraber götüreceğiz. Han'ın, yani Çenlong kralının önünde 3 defa secde edeceksin. Ve kral sana bir şey sormazsa sen kendince konuşmayacaksın diye bir süre bıraktı. Diğer ülkelere barbarlar sadece Çin'e haraç ödeyen barbar ülkeler diye tanımlıyor. Bu yüzden Lord MacCartney heyetini de öyle tanımlıyor. Lord MacCartney Pekin'de büyük elçilik açmak amacıyla Pekin'e geliyor ve aylığına 15 bin sterlin maaş alıyor. Eğer başaramadan dönerse para da yok, bir de başarısızlık, o da MacCartney'nin canını sıkıyor. Sonunda bu saraydaki yöneticilerinin dediklerini yapıyor. Çinliler gibi, yani Mançurlar gibi uzun cübbeyi giyiyor. Başına onlar taktığı takıyanı takıyor. Ve kralın, yani kral Çenlong'un huzuruna giriyor. Orada Çenlong'a 3 defa secde yaparak kendisinin saygısını bildiriyor ve hediyenin listesini takdim ediyor. Bunu tercümanları anlatıyor, yani neler olduğunu. Çenlong gülüyor, diyor bizim sizin bu marifetli ürünlerinize hiçbir zaman ihtiyacımız yok
ve olmayacak diyor. McCartney saraydan ayrılıyor. Büyük elçilik açamıyor. Aslında hediyeler o zamanın İngiltere'nin en modern teknoloji ürünleriydi. Yani sıcak hava balonu, onun pilotunu da beraber götürmüştü. Teleskop, göz kamaştırıcı, duvar saatleri, havalı silahlar, en modern toplar, savaşta kullanacak bu tür ürünleri götürmüştü. Yani İngiltere'nin amacı Çin'den aldığı ipek çay karşılığında altın, gümüş vermekten bu teknoloji ürünlerini Çin'e satalım diye düşünüyordu. İngiltere diplomatik nezaketle yaptığı 700 kişilik bu diplomatiye ve ticaret heyetinin tüm çabaları boşa gitti. İngiltere ne yaptı? 1840'da 2000 İngiliz askeri, 2000 Hint askeriyle geldi Çin'in güney hani deniz bölgelerine ve saldırdı. Savaştı. O zaman da Çin'in 1 milyona yakın ordusu vardı. 4000 asker Çin ordusunu sanki bir çuval incir gibi ezdi. Ve Hong Kong'u işgal etti. Çin Mançur İmparatorluğu 6 limanını, Şanghay dahil 6 limanını İngiltere'nin ticaretine serbest olarak açmaya mecbur kaldı. İkinci defa 1856 ve 1862 arasındaki ikinci Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız ordusu Çin'i daha hırpaladı, daha çok menfaat aldı. O zaman Mançur İmparatorluğu tekrar kendini geldi ve bunlara daha da saygı duymaya başladı Batı ülkelerine. Zaten o zaman İngiltere'ninki Fransa'nın Pekin'de elçihana, yani elçilik açmasına elbette hay hay diye yer gösterdi ve çok büyük saygı gösterdi. 1900'de, yani 1899'da Boksör İnkılabı'da çok yabancılarını öldürdükten sonra Çinliler, 1900'de 8 ülkenin birleşme ordusu Tianjin, hatta Pekin'i işgal etti. O zaman da Pekin yanında bulunan bir imparatorluk deposunda bu McCartney'nin 70 sene önce Çin'e götürdüğü hediyelerin bulunduğu ortaya çıktı ve hiçbir koli bile açılmamış. Çin ardı ardından Batı ülkelerinden darbe yedikten sonra o silahları para vererek, altın, gümüş ödeyerek almak zorunda kaldı ve seve seve aldı. Daha önceden parasını ödeyip. Yani Çin hep kendini çok üstün sayan, saygı gösterenlere hiç saygı duymayan, hep ezmeye çalışan ama güçlü gidip tokatlarsan, ezersen sana saygı duyan ve her dediğini daha fazlasını yapan bir Çin'dir. Bunu hem tarihten hem bugünkü misallardan anlamamız mümkün. Şimdilik Allah'a emanet diyelim.